Tarihte 29 Ekim'e yakındı. O zaman iki bayramı bir arada yapalım. 29 Ekim günü bunu dağıtırsa hem günümüz belli olur, hem saatimiz belli olur, hem tarihimiz belli olur. Tabii Kütahya'da başlattığımız bu konu Türkiye'nin diğer şehirlerine de yayıldı. Hemen bunun akabinde Kasım'ın ilk haftasında Eskişehir'de dağıtım oldu. Doğulufunar Üniversitesi'nden mezun olup diğer illere giden öğrenci, öğretmen olan kardeşlerimiz bizden meşe palamudu talep etti. İnanın Edirne'den Van'a kadar Kütahya'dan meşe palamudu gitti. Yani Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerin bu konudaki, hatta mezun olan çocukların bu konudaki etkinliği fazla. Tabii. Efendim, bu görürsen, duyarsan, sorumlusun, festefesini bizim öğrenci kardeşlerimiz o kadar benimsemişler. Devamlı nemli dur. Öğrenci bağıyla bağlı oldukları bu şehir daha yaşanılsa hale nasıl getirilir peşinde koşuyorlar. Yani bu gençlik olmazsa, onlar da bizim ekipten deliler, dahiler, kapılar, kutluyor, hepsi birer deli, hepsi birer dahi. Onların sayesinde biz bu etkinliği yapmanın keyfini yaşıyoruz. Sen de alabilirsin. Geçen sene ne kadar üretmiştik meşe palamudu? Geçen sene başlangıçta 29 Ekim'de 1500 tane burada meşe palamudu dağıttık. Ama toplamda 15.000 tane meşe palamudu dağıtıldı. Bu 15.000 meşe palamudun 5.000 tanesi Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Bendi Gören hocamız bir de kampüste bir yer var. Biz ilkokullarda da bu dağıtımı yapıyoruz biliyorsunuz. İlkokullar bizden talep ediyor. Üniversitede gençlerimiz oraya gidiyor bizden bir arkadaşla beraber. Oradaki çocuklara bunun nasıl yapılacağını anlatıyor. Onlar da evlerinde bu meşe palamutlarını fide haline getirdikten sonra biz bir gün belirledik. Nisan ayında rektör hocamızın belirttiği yere bunları diktik. Geçen sene bir düğünde başlattık. Geçen hafta biz bu etkinliği aslında Kütahya'da ama o bizim 29 etkinliğimizin dışında bir kalan bir şeydi. O düğünden sonra meşe palamutlarını diktiğimiz yere gittiğimizde %90'ının tuttuğunu görmek bizi çok fazla sevindirdi. Yani Kütahya'da herkesin bir ağacı mutlaka olacak yani. Hedefimiz bu. Peki Kütahya'da herkesin bir ağacı olacak evet. Dedik. Bu sene kaç palamut dağıtacağız? 29 Ekim'de. Bir de nasıl yapıyoruz bu şeyleri? 29 Ekim'de yine günün üzerinde meşe palamutu dağıtacağız. Ama bugünün ötesinde bu meşe palamutu dağıtmalarımız her gün devam edecek. Yani okullara devam edecek konu. Hedefimiz bu sene 20.000. Geçen sene 15.000'di, bu sene 20.000. Bu şekilde veriyorsunuz. Peki vatandaşlar bunları nasıl, ne yapması gerekiyor? Baharda bunlar toprakla buluşturulacak. Onunla ilgili bilgi alalım. Biliyorsunuz buna biz tüpleme olayı diyoruz. Biz meşe falan bu diye beraber doğaya katkı olsun diye plastik şişeleri de topluyoruz doğada. Bu onunla da kalmıyor. Bu plastik şişeler mavi kapaklarını da topluyoruz. Mavi kapakların yaptığı işlevi biliyorsunuz. Ama ben önce size bunun nasıl yapılacağını anlatayım. Dağıttığımız plastik şişe ile plastik şişeyi şu şekilde kesiyoruz abi. Gördüğünüz gibi toprağa koyuyoruz. Toprağın üzerine meşe palamudunu şu sırt tarafı şu şekilde plastik şişenin dibine gelecek şekilde yani uç vereceği şey ortada kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Sonra da üzerine yine toprakla kapatıyor. Nemli kalmasını ve güneş görmesini sağlıyor. Bizim arzumuz ailede yaşayan herkesin bir tane meşe palamudu olsun. Evinin camlarına koysunlar. Aile birbirleriyle yarış yapsın. Ama çocuklar kesinlikle üzülmesin. Her çocuk için üniversite talebeleri ve biz deliler, dahiler, kapılar, köprüler ekibi her çocuk için birer tane biz kendimiz yapıyoruz. Çocuklar üzülmesin. Benim meşe palamudum çıkmadı. Üzülmesin, ağlamasınlar diye gelip bizden çıkmış fidanlardan alabiliyorlar yani. Evet.